Seninle şimdi son bir konuşalım Kutsi. Sonra caymak falan yok. Niye cayacakmışım ki? Hayır yani ben de her şeyi ona göre ayarlayacağım. Ne ayarlayacaksın demiyorsun ki? Söyle bir bakalım aklıma yatacak mı? Bak şimdi şöyle. Sen yarın revire çıkınca biz ikimiz orada küçük bir tiyatro yapacağız. Ne tiyatrosuymuş bu? Ya sen tecritte gidesin diye. Veysel de tecritte ya. Sen beni tecritte mi götüreceksin? Ya sahiden değil. Adama anlatasın diye. Zinet Kara nasıl bir insan? Anlasın bir kim için bu işe kalkıştığını. Burada kalarak anasına bir hayır dokunmuyor ki. Sen söylersen anlar belki. Hayır, yarın olmaz. Nisan'ın doğum günü var. Yahu bütün gün orada kalmayacaksın ki. Ben seni kendi inisiyatifimle böyle üstün körü bir sokup çıkaracağım. Hele bir yarın olsun bakalım. Tamam, hadi. Çaymak falan yok. Anlaştık mı? Nedir bu Hacer Akyüreğin durumu? Ben yokken burada neler oldu Kemal Bey? Belki de olay çıktı. Daha doğrusu Beray Şahin'le bu Yasemin yani Hacer kavga etmişler. Tuhaf. Beray Şahin kavga eden bir tip değildir ki. Evet benim de garibime gitmişti zaten. Savcı Hanım Beray Şahin'i tecride, Yasemin'i de karantinaya götürün dedi. Niye ayrı ayrı? Bilemiyorum. Ben Beray Şahin'i tecride koydum. O arada Ekrem Bey de Yasemin'i karantinaya götürmüş. Sonra? Sonra Yasemin kendini duvarlara çarptı dediler. Bilemiyorum artık. Hacer Akyüreği bana gönderin. Bir de ben bakayım durumu nedir. Çıkabilirsiniz. Yapıyor. Bir de gönüllü artist derdik. Esas artist buymuş be. Bence numara falan yapmıyor bu yine. Aman iyi Beray. Sen de onu savundur. Gel Ekrem buyur. Şenlik burada. Aç kapıyı gözüm. Yok şeker. Ne söyleyeceksen bana söyle. Yarın kutlama yapmak istiyoruz Nisan için. Oo, doğum günü ha? Nice yaşlara, nice yaşlara. Oo, maşallah Yasemin Hanım ayaklanmışsınız. Ne yaptınız buna? Hoppala, hoppala. Ekrem, maket atölyesini versinler bize. Öbür kadın koğuşlarını da çağıralım. Sen ayarlar mısın? Oh Zinet Sultan. Bu gece mahkumun tümüne ve hatta gardiyanlara etli ekmek. Yarın cümle kadın koğuşlarına kutlama. Ya senin özel banka dayanmaz bu. Bu masraf. Zevzeklerin lüzumu yok Ekrem. Sana bir laf dedik. Sorumuzun cevabını ver o kadar yeter. Aa, ayıp oluyor ama Zinet Sultan. Bir laf dediğimiz yok. Bak
Veysel'e avukat yollamışsın. Gelir gelmez Ahmet Bey'in yanına çıkmışsın. Ama buralarında patronu sen değilsin ki canım. Dünya malıyla patronluk kolay. Öte tarafta vereceksin hesabını. Yeter be. Burnundan getirmeyin insanın. Ekrem, maket atölyesini istiyoruz. Git sor. Olur mu olmaz mı? Bu kadar. Sorarız Zeynep Sultan. Tamam. Kapat kapıyı. Zinet Kara'nın soyu ısınıyor Sema Hanım. Gözünüz aydın. Ekrem Bey, Hacer Akgüre'yi idareye getirebilir misiniz? Hacer Akgüre? Yasemin yani. Evet, Ahmet Bey görüşecek. Hacer Akgüre hasta. İşte ben de tam onu sormak üzereydim size. Tamam, getirin evine. Getiriyorum Kemal Bey. Hacer Akgüre! Ahmet Bey. Evet. Hacer Akgüre revire çıkıyormuş efendim. Siz ilgilenin Kemal Bey. Revirden sonra bana getirin. Peki Kemal Bey. Siz bırakın. Ben götürürüm devre. Buyurun. Nasıl istiyorsanız Kemal Bey. Gel. Görecektim beni. İyi değil bu kız. Allah veri de daha kötülemesi. Ulan daha ne kötüleyecek? Kan yerine kötülük akıyor onun damarlarından. Sen öyle diyorsun ama ben biliyorum sen üzülüyorsun. Aman ne üzüleceğim Beray. Şu 3 günlük ömrümde üzüntü kotamı doldurdum ben. Senin bütün kotalar dolmuş. Düşük. Ha, bak. Erkek kotasını diyorsan sayıya vursan tamam. Ama kalite kontrolden geçirsem geriye kaç kişi kalır bilmem. Aman Zinet. Kalite kontrolden geçirsen sırf seninkiler değil, kimseninkiler kalmaz geriye. Ha bak. Senin Cengiz'le Bekir'i bilmem. Ne oldu bize de söylesenize. Aman yok bir şey. Sen de her şeye maydanoz olma. Yaptın mı listeni? Yapıyorum işte. Cips, meyve, kuru yemiş, meyve suyu. Gin tonikle vodka da yaz. Ay keşke değil mi? 2 gün peş peşe yiyip içip kilo olacağız yine. Etli ekmeği düşündükçe iyice ağzım sulanıyor. Yiyelim aman. Kaç günümüz kaldı belli mi? Hı. Bak şu Kutsi'ye de gitmiyor. Kim bilir Azrail belki beni alıverir onun yerine. Allah söyletti inşallah. Siz yarın mı götüreceksiniz Kutsiye'yi Veysel'in yanına? Kutsiye caymazsa inşallah. Şu
Veysel'le bir de ben konuşayım bakalım. Çok iyi olur efendim. Siz gözünü korkutun iyice. Üzerine gece o tecritürcesi, yarın da Kutsi'ye gidince yanına bülbül gibi ötmesi lazım. Eğer ötmezse yapacak bir şey yok. O zaman başka çözüm buluruz. Ahmet Bey öyle tereyağından kıl çeker gibi kurtulamaz bu işten. Efendim, Ahmet Bey şimdi de Hacer Akgürek'in durumunu kurcalamaya başladı. Ya. Ne varmış Hacer Akgürek'in durumunda?